Evet, sizler de biliyorsunuz 9 Ekim'de komplonun yıl dönümüne giriyoruz. Ve Sayın Abdullah Öcalan'a bu uluslararası komplo düzenlendiğinden itibaren aslında Sayın Öcalan 26 yıldır İmralı Ada Hapishanesi'nde ağır tecrit koşulları altında mücadelesini sürdürüyor. Ve 43 aydır biz her defasında ifade ediyoruz ve her defasında bunun altını da çizmeye devam edeceğiz. Bunu teşhir etmeye de devam edeceğiz. 43 aydır ağır tecrit koşulları altında İmralı Ada Hapishanesi'nde Sayın Abdullah Öcalan. Biz buna mutlak iletişimsizlik hali diyoruz. Çünkü Türkiye hem imzalamış olduğu uluslararası hukuk sözleşmelerine hem de kendi hukukuna uymayan bir şekilde orada bir tecrit politikası açığa çıkarmış durumda. Yani aslında bizim istediğimiz bir lütuf da değil. Türkiye'nin imzalamış olduğu uluslararası sözleşmelere, hukuka uygun şekilde davranmasını talep ediyoruz. Ha, nedir bu ağırlaştırılmış mutlak tecrit hali ya da mutlak iletişimsizlik hali? Şimdi 43 aydır hiçbir şekilde kendisinden haber alınmıyor. Aile görüşü yok, avukat görüşü yok. Görüşmek isteyen siyasi parti temsilcileri görüşemiyor, sivil toplum kuruluşları görüşemiyor, uluslararası anlamda görüşmek isteyenlerin bu görüşmelerine engel konuluyor. Ve bu tamamıyla aslında hukukun askıya alındığı ve aslında Sayın Abdullah Öcalan şahsında Kürtlere yönelik bir düşmanlığın açığa çıkarıldığı bir şey. Sadece Kürtlere yönelik de değil, yani bu topraklarda aslında özgürlük, eşitlik, adalet isteyen herkesin önünü tıkayan, önüne bir set çeken bir tecrit. Bunu bu şekilde değerlendirmek gerekiyor. Bu komplonun yıl dönümüne baktığımız zaman da aslında Sayın Öcalan üzerinden uluslararası anlamda hayata geçirmiş olan bu komplonun bugün Orta Doğu'daki yansımalarını çok iyi görüyoruz. Bugün Orta Doğu kan gölüne çevrilmiş durumda. Her gün her yerde bir saldırı, her gün her yerde bir savaş oluyor. Sayın Öcalan buna karşı ne diyordu? Kapitalist moderniteye karşı demokratik modernite diyordu. İşte bu demokratik moderniteyi istemeyen kapitalist sistem uluslararası komployla Sayın Abdullah Öcalan'a yönelik bu komployu gerçekleştirdi ve bunun başını İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri çekiyor ve Türkiye'de 26 yıldır bunun bir parçası olmaya devam ediyor. Ama Sayın Abdullah Öcalan orada bir direniş de sergiliyor ve biz de bu tecritin kırılması amacıyla nasıl 26 yıldır mücadele ediyorsak, bu tecrit kırılıncaya kadar, Sayın Abdullah Öcalan üzerindeki mutlak iletişimsizlik hali son buluncaya kadar ve fiziki özgürlüğü sağlanıncaya kadar çalışmalarımızı yürüteceğiz. Bir yıldır daha yoğun bir şekilde bu çalışmaları yapıyoruz ve 13 Ekim'de Ahmet'te İstasyon Meydanı'nda özgürlük mitingi gerçekleştireceğiz. Türkiye'de yaşayan herkesi, bu savaş politikalarından kurtulmak isteyen herkesi, bu çoklu krizden çıkmak isteyen herkesin yönünü bu mitinge çevirmesi gerekiyor. Ve 13 Ekim'de Ahmet İstasyon Meydanı'nı bizim bir direniş alanına çevirmemiz lazım. Bir gerçekten özgürlük talebimizi orada en yüksek sesle açığa çıkarmamız lazım. O özgürlük ruhunu o alana yansıtmamız gerekiyor. Bu ancak bizim mücadelemizle olabilecek bir şey. Ve bizim mücadelemiz bu sonucu mutlaka getirecek. Biz bu inançla Türkiye'de yaşayan herkesi, Kürdistan'ı, Batısı, İç Anadolu'su, Ege'si, Karadeniz'i, Marmara'sı, her taraftan özgürlük, eşitlik, adalet isteyen herkesin 13 Ekim'de Ahmet'te İstasyon Meydanı'nda özgürlük ruhuyla akmasını istiyoruz. Ez seri da komploya nehe mehe serserukati şermezar dikim komploya ruraşiye yerasti em tuheli de kabul nakim naya kabul kirin lauma ev tecrit ev komplo seddilime ez beji musahatiye kurahiye em seri da şermezar dikim ve em de bejin mitinga sezdehe mehe kute lamede beli darkıstın em hemu gelaka ve dukuynen لو ما جيرنجياوي حوجنينه كوام بيجنكو او كومبليس سرسلوكاتي شرمزاركيرناوي گلم به فيزيكي جي بده نشان بهبونا خانه لامد بده نشان دوباره ام شرمزاركين او ام حمو گله خو حمو جنن آزاد حمو جوان حمو زاروكان و دخوينن وي ميتين شان halkına buradan 13 Ekim'de Ahmet'te komploya karşı
yapılacak mitinge herkesi davet ediyoruz. Biliyoruz ki bu komplo sadece bir kişiye yönelik değil, önderliğe yönelik değil, hepimize, Kürt halkına yönelik yapılmış bir komplodur. Ve bunun sonucunda bugün ülke bir tecridin altındadır, cezaevinde. Cezaevleri bir tecritin altındadır, yaşamlarımız bir tecritin altındadır ve buna karşı en güçlü sesi çıkaracak olan yine Ahmet'te yapılacak olan mitingdir. Bugün savaşın en derin olduğu bir noktada bizim barışı en güçlü şekilde haykıracağımız bir zamanın içindeyiz ve bunun için herkesin seferber olacak şekilde Ahmet'e akın akın gelmesi gerekiyor. 13 Ekim'de tüm halkımızı Ahmet'te bekliyoruz. 13 Ekim'de Ahmet'te düzenlenecek olan komploya yönelik çağrı mitingimizi buradan yenilemek istiyorum. Bütün kadınlarımızı ve komploya karşı tutum sergileyecek bütün halkımızı Ahmet'e bekliyoruz.